TRT Avaz ekranlarından iyi akşamlar. Pencereyle bir kez daha karşınızdayız. Konularımız var. Aşağı yukarı hepimiz biliyoruz zaten Türkiye'nin gündeminde ne var ne yok. Ama o konulara girmeden önce çok uzun zaman olmadı belki ama bu kadar kısa bir zamandır da yaşanmıyor. Bu mülteci ölümleriyle ilgili olarak veya İşte mültecilik hadisesiyle ilgili olarak bir iki cümle söylemek istiyorum müsaade edersen zihni. Bir 3 yaşında çocuğun, şimdi hatırlatayım görüntü kullanmayacağız bunları söylerken özellikle. 3 yaşında bir çocuğun cansız bedeninin sahile vurmasıyla belli başka bir yere giden bir hadise bu. Oysa ondan çok daha öncesinde aynı acılar, aynı çileler defalarca ve defalarca yaşandı. Akdeniz yüzlerce insana mezar. Ama bu 3 yaşında bir çocuk olunca ve hadise de Türkiye sularında gerçekleşince kıyıya vurunca aslında ve kıyıya vurunca insanlığın kıyıya vurduğunu söylemek zor değil. Ama iki şey benim, yani bunu söylemek zorunda olduğum için söyleyeceğim. İki şey çok önemli. Birincisi, insanlar bu hadisenin hemen akabinde şöyle bir tepki verdiler. Hiçbir manası yoktur bu tepkinin. Nedir? Ey Avrupa! Burada insanlar ölüyor. Sen sınırlarını kapatıyorsun. Ne bekliyorsunuz? Bir de şöyle bir tepki var. Bu da bu ne bekliyorsunuz sorusununla beraber geliyor. Bazı tırnak içinde aydınlar, yazarlar falan diyorlar ki bunun müsebbibi tek bir kişidir ama siz de bundan sorumluluktan kurtulamazsınız. Şimdi bu iki soru, yani bu iki birinci soru ve bir sonraki cümlenin aynı tahammüdi cehalete işaret ettiğini net olarak söylemeliyim. Burada kasıtlı bir cehalet var. Çünkü kimse bu kadar cahil olamaz. Hani halk olabilir. Halkın böyle bir zorunluluğu yok. Yani bunları bilmekle mükellef değil. Ama biraz sonra anlatacağım birkaç cümlelik mevzuyu bu fikirleri serdedip bazı insanların önüne atma gayretindeki adamların çok çok iyi bildiklerinden eminim. Asla cahilliklerinden yapmıyorlar. Bu cehalet tahammüdidir. Tahammüden cahiller. Kasıtlı cahiller. Diyor ki bir kişinin yüzünden oluyor. Peki ben de diyorum ki sen hayatın boyunca merkantilizm diye bir şey duymadın mı? Kapitalizm diye bir şey duymadın mı? Globalizm diye bir şey duymadın mı? Oryantalizm diye bir şey duymadın mı? Evangelizm diye bir şey duymadın mı? Hadi üst akıl diye bir şey duymadın. Bu yeni tabiri. Bundan önce kökü dışarıda iç unsurları duymadın mı? Dış mihraklar lafını duymadın mı? Evet, bu bir paranoya gibi algılanabilir ama açık açık şunu anlatmak lazım. Bakın. Sosyal Darwinizm diye bir şey var. Bizim hala insan olup olmadığımızı tartışan bir batı var. Doğu diye bir şeyin olmamasına rağmen bir coğrafi ayrım olarak düşünmeyin bunu çünkü. İsrail batılıdır. Ama doğuda yer alır. Avustralya doğudadır ama batılıdır. Doğuyu kendileri var ettiler. Ve tasvir ettiler. Çoğunlukla da bir kadın olarak tasvir ettiler. Ve onun keşfedilmesi gerektiğine inandılar. Sonra bizlerin cahil, nobran, yobaz, kaba, barbar eğitilmesi gereken şeyler olduğunu iddia ettiler. Bunlar binlerce kaynağını bulabilirim size. Yani merak ederseniz. Bu adamların gözünde o ölen Suriyeli insan değil ki, şey,
ve ölmesinde hiçbir beis yok. Eğer kazara ölmediyse, ya öldüyse, eğer o bot patladıysa tabii, yani öldürülmedilerse, üzülmeleri gerekmiyor. Üzülemezler. Ve bunu tutup da bugün şunun yüzünden oluyor diye izah etmek kadar komik bir şey olamaz. Zaten bu 1000 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık hedeflerin, projelerin neticesidir. Ha buna karşı davranışlarda yanlışlık olduğunu iddia edecekseniz onu edin oturup konuşalım. Buna karşı yanlış pozisyon alındı, yanlış mücadele edildi diyorsanız oturalım konuşalım. Ona bir itirazım yok. Ama bunun gerçek sorumluları orada dururken onlardan medet ummak, onları suçsuz hale getirmek. Bunun tahammülidir bu. Bunun kendi kendine oluşur mu? Yok. Ve işin kötüsü biz bunları buralarda anlatamıyoruz. Çünkü bize bunları anlatmamız için ne zaman veriliyor ne de gündem veriliyor. Niye? Çünkü öyle bir gündemle geliyoruz ki devamlı şekilde size bunları anlatma şansımız da yok. Neden buradayız? Neden bu insanlar insan bile değiller birilerine göre? Neden onların ölümü üzerinden hareket ediliyor? Yani ölseler de olur, ölmeseler de olur. Çok lazım değiller ama benden uzak dursunlar. Neden deniyor? Onlar için de öyle tabii. Ama içeridekiler için oradaki cansız başka bir bedene şey işte. Yakılan ağıdın başka bir insanı hedef gösterme ve onu bu ötekileştirme noktasına işte. Gelmesini de sorgulamamız gerekiyor. İşte onun diyorum, tahammülü bir cehalet bu. Bunun başka bir adı yok. Allah orada ölenlerin hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Suda ölen şehittir derler. İnşallah Allah bilir. İnşallah şehadetle mertebelendirirler. 3 yaşında bir çocuk netice itibariyle zaten günahı yokmuştur. O cennete gidecek inşallah. Orada buluşuruz. Eğer bize de nasip olursa. Tam elimizde var. Eninde sonunda gideceğiz ve ona güveniyorum. Ama neticede şunu bir yere yazalım ve bunun üzerinde gerçekten bir kafa yoralım. Bir bakalım etrafımıza ne olmuş? Kim ne yapmış bugüne kadar? Dünya nasıl dönüyor? Bu toprakların özelliği ne? Bu toprakların doğusunun özelliği ne? Anadolu için tanrıların yürüdüğü topraklar derdi Yunanlar. Neden derdi? Çünkü bu topraklar dünyanın en değerli topraklarıdır. Eskiden böyle klişe cümleler vardı ve beni çok rahatsız ederdi. Hala da bazen kullanılıyor. Ama bunların içinde gerçek payı olan gerçek cümleler var. Mesela bu bunlardan birisi. Bizim jeopolitik özelliğimiz. Bunun karşısında bir duyarlılığımızın olmasını gerektirir. Ama biz bununla ilgili tedbir almak konusunda sıkıntı yaşadık diyebilirsiniz. İktidarla ilgili bir sorunumuz varsa 12-13 yıldır bu adamların davranışlarına karşı gerçekten şöyle şöyle de yapsalardı daha iyiydi diyebilirsiniz. Oturur bunları konuşuruz. Ama siz yani hiç çekinmeden söylüyorum. Katilleri beraat ettirmek üzere yazıp çiziyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Gerçek katilleri beraat ettirmek üzere. O zaman da ben sizi kimin konuşturduğunu siz söylemeden biliyor olur. Yani birine düşmanlık edecekseniz düşmanlık edeceğiniz yeri seçin. Kusura bakma biraz gergin bir söylenmesi gereken şeyler zaten. Şeydi. Bunların birilerinin anlatması lazım. Uzun uzun anlatması lazım. Boş boş konuşmamamız lazım açıkçası. Neyin ne olduğunu insanların bilmesinde fayda var. Ama biz günlük siyasetten kafamızı kaldırıp hadiselerin temeline bir türlü inemiyoruz. Yani bugün bu ülkenin veya bu coğrafyanın içinde bulunduğu durumun gerçek müsebbiplerinin kim olduğunu. Ha burada bu coğrafyanın insanlarının payı yok mu? Olmaz mı? Olmaz olur mu? Had safhada var. Yani siz o müdahalelere açık olmazsanız orada müdahale edilemez. Ve özellikle bizim güneyimiz ve yakınımızdaki doğu bu müdahalelere kendini çok açtı. Ülkeler açısından söylüyorum. Çok rahat bıraktılar. Çünkü her ülkeyi yöneten müdahalenin merkezindekiler tarafından yönetiliyor. Çünkü
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle alıp alıp çizdiler ya ellerine cetvelle. Cetvelle çizilen haritalar. Ve bu cetvelle çizdikleri haritalarda şunu yaptılar. Buradaki ağırlıklı nüfus Arap mı? İşte o zaman X yönetsin burayı, Arap olmasın. Peki burası Sünni mi? Tamam, o zaman buranın lideri Alevi olsun, Şia olsun. Buranın nüfusu Şii, o zaman buraya bir Sünni lider getirelim. Ki asla ve asla kargaşasız günü geçmesin buralar. Ayrıca diktatörlüğü meşrulaştırabilecek bir yapı oluşturdular. Evet. Yani bütün yönetimleri çoğunluğu azınlıkla yöneterek diktatörlüğü de meşrulaştırdılar. Yani. Şunu son cümle olarak söyleyeyim. 51,5 milyon insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı'nda kimse kimseyi yenmedi kardeşim. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da bir barış falan olmadı. Paylaşamadılar da açıkçası. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şu kararı aldılar. Bir daha savaşı burada yapmayacağız. Ne işimiz var kendi ülkemizde savaşı? Gider adamın ülkesinde savaşırız. Kim kimi yenerse. Bir de zaten çünkü ne var burada? Enerji burada. Trafik burada. İpek yolu, baharat yolu burada. Kürk yolu Ukrayna'da. Burada. Hepsi burada. Bu coğrafyada. Adam niye kendi ülkesinde savaşsın? Neyse biz... Gerçek gündemimize dönelim. Gerçek gündemimiz de bu saydığın coğrafyadaki ülkelerle benzer bir Türkiye oluşturma üzerine kuruldu. Eninde sonunda. Yani amaç o yüzden yani. Biz eğer içeriği değerlendiriyorsak bunu çevremizden ve dışarıdan bağımsız değerlendirme şansını elde edemiyoruz bir türlü. İşte o söylediğin ideolojileri oturup tartışıp üst aklın aslında ne olduğunu bu topluma anlatabilecek zaman ve imkan elde edemiyoruz. Çünkü sıcak gündemi tartışmakla geçiyor bütün şeyimiz. Ömrümüz. Edward Said'in oryantalizm kelimesini, yani şarkiyatçılık, doğuculuk kelimesini dünyaya tanıttığı kitabındaki cümleyi şöyle tevil edebilirim. Yani cümle kelime kelime hatırlamıyorum ama Edward Said batıdaki bilgi iktidar suç ortaklığını bilgi ve iktidar suç ortaklığını ortaya koyduğu için bu kadar popülerdi. Bizde bilgisizlik probleminden kaynaklı olarak bu suçu işleyemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Halbuki tam tersi bir suç işlememiz lazım Batı'ya karşı. Ama bilgisizlik, farkında olmama gayreti, farkında olmamak demiyorum bakın, farkında olmama gayreti. Olmaya çalışmak. Hadiselerin ne olduğunu bir türlü anlamamak için çaba göstermek, dinlememek, düşünmemek. Bilgiyle iktidarın var ettiği suç ortaklığıyla kendi kendine oluşturulmuş doğu profili ne karşı bizim bir duruş sergileme şansımızı bırakmıyor. Efendim şu anda programı tekrar açıyoruz. Buraya kadar söylemek zorunda olduğumuzu düşündüğümüz ve bir şekilde bunları dönem dönem anlatmak için buralarda fırsat kollayacağımız şeyleri konuştuk. Umarım hani zamanımız olur, Türkiye daha normalleşir ve biz bu normalleşmeler zamanında fırsatlar bulup bunları uzun daha uzun anlatabiliriz. Çok ümit ediyorum bunu. Bir gün olmasını çok isterim. Ama şimdi dediğim gibi gerçek gündemimize döneceğiz ve seçim hükümetinin bağımsız adayları ve bakanları yemin edeceklerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oldu Zihni Çakır? Yani edebildiler mi? İç tüzüğün ne yasanın hiçbir amir hükmü olmadan meclis başkan vekilliği görevini yürüten Milliyetçi Hareket Partili Koray Aydın kimsenin bir anlam veremediği bir oylama yaptı orada. Yemin ettiler. Ama o yemin öncesi yaşanan gelişme binbir zorlukla kurulan... Ne, değişik bir şey oldu galiba değil mi? Yani binbir zorlukla kurulan seçim hükümetini, kabineyi düşürme eylemine dönüştü. Düşürebiliyor mu? Böyle bir yetkisi var mı hukuken? Hukukta bunun bir karşılığı yok. İç tüzükte de bir karşılığı yok. Ama o hükümeti hukuk dışı ilan edebilmenin yolunu aradılar. Kamuoyu nezdinde mi? Kamuoyu nezdinde. Anladım. Yani kendi belirledikleri hukuk çerçevesinde yazılı olmayan ama yoruma açık dedikleri, o açık uçlardan çıkardıkları bir sonuçla hukuk dışı bir hükümet olarak ilan etmeye kalkıştılar. Yani amaç oydu. Yoksa o hükümetin düşeceği,
işte yeni bir hükümet arayışına gireceği, 1 Kasım'daki seçimin erteleneceği gibi bir sonuç yoktu zaten. Bunun olmadığını onlar da biliyorlar. Lakin ben bu eylemden çok bu eylemin birliktelik fotoğrafına takıldım. Yani böyle bir seçim hükümetinin oluşmaması için ben Sayın Başbakan'ın gerekli iradeyi ve kararlılığı kamuoyuna ilan ettiğini kendi kulaklarımla duydum. Herhangi bir yandaş tırnak içerisinde, yandaş diye tabir edilen bir medya organında okumadım. Sayın Başbakan HDP'li bir hükümete mahkum olmamak için hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne kabinenin kurulmasından 2 gün önceki Cuma günü Cuma namazı sonrasında bir araya gelme teklifinde bulundu. Yani 1 Kasım'da seçim artık kesinleşmişti. Ama buna rağmen AK Parti'yi seçim meydanlarında HDP'li bir hükümetin ortağı göstermeyi siyaset malzemesi yapmak isteyenler yanaşmadılar. O davete, o çağrıya kulak vermediler. Ama dün parlamentoda örgütün, PKK'nın mensuplarının kullandığı zafer işaretiyle ülkücülerin kullandığı bozkurt bir arada anıldı. Aynı karenin içerisinde, aynı karar için el kaldırdı. Peki bir şunu da anlamadım ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve MHP birlikte hareket etti, doğru mu? Evet. Peki nasıl yemin edilebildi? Sayı yetmiyordu zaten. Hangi sayı? Çoğunluk sayılarını yettiremediler. Yani yemin etmeyle ilgili aslında bir sıkıntı yok. 250, hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. 264'tü yani, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi, 264 oyla o yemin orada edildi. Ha, 264 yapılan oyla. Yapılan şeyde, sayımda 556 çıkmış. 56 önce. Oy çıktı. Orada bir yanlışlık olmuş. Peki ondan sonra 550 milletvekili oy kullandı mı? Yani çünkü 200... Blok kullanmadı. Muhalefet blok olarak kullanmadı. Onu söyleyeceğim. Evet, yoklar evet, mıydı? Tabii blok... yoklardı. Yani muhtemelen kulistelerdi. Oradaydılar, buradaydılar. O andaki yapılan oylamada yoklardı yani. Yani o zaman karşı çıktığınız bir şeyi peşinden niye gitmiyorsunuz? Kafa karışıklığı var. Yani ben şuna karşıyım. Kardeşim ben bu hükümet, yani bu adamlar bağımsız değil. Ben bunların bakan olmasına karşı çıkıyorum diyorsunuz. Evet. Bu çok büyük bir iddia, çok büyük bir hadise. Şimdi bu adamların bağımsız olması gereksiz de diyorsunuz ki bağımsız değil. Bak çok büyük bir şey bu. Ama bunun peşinden gitmiyorsunuz. Şimdi ben bu sorumluluğu kimde arayacağım? Bunun sorumluluğu çok belli. Yani genel başkanları da arayacaksınız. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi AK Parti kendine bağlı adamları getirip bakan yaptı diyorsunuz. Bu adamlar bağımsız değil diyorsunuz. Bunun sorumlusu AK Parti mi? Yoksa meclis çoğunluğuna sahip olmanıza rağmen onların yemin etmesini engelleyemeyen sizde mi? Mutlaka onlarda. Yani mutlaka onlarda. O bir yani, gerekçe, tutarlı bir gerekçe değil zaten. Yani o bağımsızlar zaten istifa ettiler AK Parti'den. Yani bağımsız statüsüne kavuştular. Onda bir problem yok. Hayır, zaten ama oradaki problem... Yani bürokrat. Yani ha, oradaki problem mesela... Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi Sayın Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş kaynaklıydı. HDP ve CHP'nin tepkisi Selami Altınok, İçişleri Bakanı. Yani onların içerisindeki bu paralel yapılanmayla ilişkili olan milletvekilleri zaten o gazı verdiler. Yani orada belli isimlere yönelik tepki o meclis içerisinde bir bloğa dönüştü. %60'lık bloğu, Sayın Bahçeli'nin her fırsatta elinin tersiyle ittiği o bloğu, o kabineyi düşürmek için ilk defa ortaya koydular. Sayın Tuğrul Türkeş kurdurdu diyorsunuz. 7-8 kişi efendim. Sayın Tuğrul Türkeş kurdurdu. Sayın Tuğrul Türkeş iki şeyi yaptı. Bir, ülkücüleri ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kabine ortağı yaptı. İki, o %60'lık bloğu da mökemleştirdi, bir tarafa tutturdu yani. Bir anlam var artık. Bir anlam oluştu yani. Onun bir karşılığının olduğu. Tuğrul Türkeş karşıtlığı. Evet, yani Sayın Erdoğan karşıtlığıyla birlikte bir de Tuğrul Türkeş karşıtlığı oluştu. Bir partinin yetkili organlarının Tuğrul Bey'le ilgili, Tuğrul Türkeş'le ilgili hitap kararı almış olması, yani Türkeş adının kullanılmayacağını söylemiş olması, ki bu Mısır'da Firavunlar döneminde bir cezalandırma yöntemi olduğunu da biliyorsunuz herhalde. Evet. Yani isim kullanmayarak cezalandırılırdı insanlar. Yok saymak bugün, anlamında. Yok saymak anlamında. Bugün bir benzerinin MHP tarafından Sayın Tuğrul Türkeş'e uygulanması, siyasetteki zemzemle mezar yıkamayı söylemiyorum bile. Yani onu ondan ar duyuyorum, hicap duyuyorum. O hareketin içerisinden gelmiş birisi olarak hicap duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kafasının ciddi anlamda karıştığının göstergeleriyle dolu. Yani bu biraz enteresan tabii. Yani
herkesin fikrine, hiç kimsenin fikrine itirazım yok. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Alparslan Türkeş'in mezarını Milliyetçi Hareket Partisi ile işte hiçbir münasebet olmayan, hatta karşılıklı tersleşerek veya işte zıtlaşarak siyaset yapan birisi ziyaret edemez. Diyebilirsiniz, bu fikriniz. Ama Sayın Tuğrul Türkeş'e de her biçimde eleştiri getirebilirsiniz. Lakin soyadını söylemeyin onun, Tuğrul Bey deyin. Dediğiniz zaman ya da Tuğrul deyin, Yıldırım Tuğrul deyin. Dediğiniz zaman şöyle bir şey var, biliyorsun değil mi? Deve kuşu diye bir şey. Hani o kafayı kuma gömüyor. Kuma gömdüğünde düşmanın gelmediği veya işte onu avlayacak olan şeyin gelmediği kanaati oluşur. Onda da halbuki öyle değildir. Siz de Yıldırım Tuğrul Türkeş beyefendi, Yıldırım Tuğrul ya da Tuğrul Bey falan dediğinizde onun babasından miras olan soyadı butlan olmaz. Düşmez. Orada durur. Siz ister söyleyin, ister söylemeyin. Yani ve şu anda ihanetle andığınız şahıs sizin bir seçim önce, daha 7 Haziran'da, bundan 2 ay önce milletvekili adayı yapıp Ankara'dan milletvekili adayı yapıp genel başkan yardımcısı yaptığınız şahıstır. Hazırla Tuğrul evraklara birlikte gidip dosyalarımızı verelim diye telefon açtığınız şahıs. Yani demek Devlet ki, Bey için söylüyorum demek bunu. Demek ki şöyle bir sıkıntı var. Sorumluluğunuzdaydı Tuğrul Türkeş'in davranışları. Sizin sorumluluğunuzdadır. Tuğrul Türkeş anayasal hakkını kullanmıştır. Bu davranış biçimi de sizin aday göstermenizden mütevellit sorumluluğunuzdadır. Şimdi de onu dönüp halka şikayet edemezsiniz. Birincisi bu. Ben bu konuyla ilgili bir iki cümle daha söyleyeceğim, kusura bakma. İkincisi, bak ben bugün Tuğrul Bey'i tam olarak dinleyemedim ama bir özet geçildi benimle, yani bana. Tuğrul Bey partisinden ayrılmak gibi bir niyete sahip değil. AK Parti'den milletvekili adayı olmayı şu an için en azından düşünmüyor. Değil. Öyle bir hevesi yok. Netice itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin durgunluğunu, iktidar olmama talebini dile getirdi. Ve dedi ki ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücüleri şu anda iktidar ortağı yaptım. Kabine yaptı. Kabinede yer verdi. Dedi. Aynı zamanda beni kemiklerine sızmakta itham ettiğiniz babam 3 milletvekiliyle koalisyon ortağı oldu. Siz 80 milletvekiliyle bu ülkenin sorumluluğunun altına giremediniz dedi. Milliyetçi cephe hükümetlerinin kurucu temel taşıydı. 3 milletvekiliyle yaptı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 7 milletvekiliyle neredeyse bu ülkeyi yönetti. Ve Sayın Devlet Bahçeli'nin daha önce Refah Yol Hükümeti'nin akabinde 1999 seçimlerinde %18,5'la sağın birinci partisi olarak iktidar oldukları zaman şöyle bir durumu oluşmuştu. Demişti ki efendim sağın en büyük partisiniz, sağ partilerle beraber bir koalisyon yapıp başbakan olacak mısınız? Yani iktidar partisi olacak mısınız? Sayın Bahçeli de demişti ki Refah Yol'daki arkadaşlar biraz dinlensinler. Yani şunu tırnak içerisinde söylüyorum. O dönem hem Doğru Yol Partisi hem Anavatan Partisi MHP'nin liderliğinde bir koalisyona hayır demediler. Yok, şey de demedi. Refah da demedi. Ama Sayın Bahçeli dedi ki onlar, arkadaşlar biraz dinlensinler. ANAP'ı kastetmedi ama diğer ikisini kastetti. Ve başbakanlıktan feragat ederek başbakanlığı Sayın rahmetli Bülent Ecevit'e tevdi etti. Sayın Rahşan Ecevit de katillerle koalisyon kurmak içime sinmiyor dedi. Özür dilemesi talep edildi. Sonra dendi ki bizden özür diledi. Yani biz duymadık ama dilemiş. Yani onu da dilemedi diyemeyiz. Özür dilemiş demek ki. Bu iktidar kuruldu. Akabinde Meral Akşener, Gürcan Dağdaş, Bekir Aksoy, Cihan Paçacı, daha öncesinde var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama gelenek olarak oradan olduğu için söylüyorum. Ünal Erkan gibi Refah Yol'un içinde bulunan ve dinlenmeleri talep edilen birçok insan Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev aldı. Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Divan oluşturdular çoğu bunları. Dinlenmesi gerekenler. Yani o zaman dinlenmeye de biliyormuş adamı. Ya zorla dinlendirmeseydiniz de hani başbakan olsaydınız.
Sadece bir hatırlatma yapmak istedim burada. Tuğrul Bey meselesiyle ilgili. Sen şimdi devam edelim. Bu terörle de bir birleştirirsen bu meseleleri. Tuğrul Bey'in açıklamalarının içerisinde başbakan yardımcısı olduktan sonra yeminden sonraki açıklamalarında yani kamuoyuyla yaptığı sohbetlerde söylediğinde bu iki aylık zaman dilimi de terörle mücadele noktasında önemli bir zaman dilimidir. Hükümetin önceliklerinden birisi de bu olacaktır ve benim kabineye giriş sebeplerinden birisi de budur beyanı var. Doğru. Terörle mücadele burada bir sürü şey söylüyor. Terörle mücadelede topyekun bir konsepte geçildiğine dair zaten çok fazlaca veri var elimizde. Milli Güvenlik Kurulu'nun son yaptığı ve yeni yüzlerle yapılan toplantısında da bu terör örgütüyle mücadele noktasında kararlılığın devam edeceği vurgusu yapıldı. Zannediyorum şu an hem özel kuvvetler hem polis özel harekat birlikleri terörle mücadelede saha süpürme diye tabir edilen yöntem için konuşlandılar. Tabii bu kararlı mücadele, topyekün mücadele konseptine geçiş, bunun emarelerinin okunmaya başlaması terör cephesinde geri adımları beraberinde getirdi. HDP'nin yani Kandil'in siyasi uzantısı olarak nitelendirilen HDP'nin bugün parti meclisi toplantısında Kandil'e mutlak surette silah bırakma çağrısının yapılacağı yönünde bir kararın alındığı toplantı devam ediyordu en son görüştüğümde. Öyle bir kararın alındığı bilgisi var ki zaten plan da buydu. Çünkü son dönem yapılan kamuoyu araştırmalarında o %13.4'tü yanlış hatırlamıyorsam. %13.4 ya da ikilik oy oranının %10'lara doğru inmeye başladığı verileri var. Bu bağlamda seçimler öncesinde terörün, şiddetin ve saldırıların durdurulması için adımlar atacaklar. Belli. Bunu da açıkladılar. İşte bugünkü toplantı aldıkları karar da bu. Birebir temas Kandil'le. Tutar mı? Yani bu terörle mücadeleyi durdurma açısından bir adım olarak kabul edilmez. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın çok net açıklaması var. Başkomutan aynı zamanda terörle mücadeleyi yürüten askerin, silahlı kuvvetlerin başkomutanı. Örgüt silahları betona gömene kadar ve bu ülke sınırları içerisinde tek bir örgüt militanı kalmayana kadar bu mücadele devam edecek dedi. Bu artık bu kararlılıktan geri adım atılacağını zannetmiyorum. Yani HDP'nin seçime yönelik manipülatif adımlarla siyaseti durağanlaştırmak yerine bence örgüte hatta şunu çok açık söyleyeyim kayıtlara geçen silah teslimi gibi bir yöntemle yani bu sorunu kökten ortadan kaldıracak bir yöntem çağrısında bulunmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yoksa devlet hakikaten şu kararlı noktadan sonra tek bir örgüt militanı kalmayana kadar mücadelesini sürdürür. Devletin karşılaşacağı tek sıkıntı o YDH birlikleri yani genç gruplar dedikleri örgütün bileşeni olan ama Kandil'in de kontrolünden çıkmış olan yapılanma şehir merkezlerindeki onu da zaten örgütün içerisine sızdırılan istihbaratçılar vasıtasıyla bir şekilde enterne edileceğini düşünüyorum. Yani terörle mücadele hem örgütü bitirmeye yönelik, terörü bitirmeye yönelik olarak gidecek 1 Kasım'a kadar aynı zamanda seçim güvenliğini sağlama amacı da gütmüş olacak. MGK'nın belki de ilk defa Cumhuriyet tarihinde yani Milli Güvenlik Kurulu'nun tarihinde ilk defa seçimin güvenliğinin sağlanması noktasında kararlılıkla adımlar atılması tavsiyesinde bulunuldu. Yani bir önceki seçimde demek ki o güvenlik sağlanmadığı için çıkan sonucun farklılaştırıldığı kanaati var. Buna yönelik devletin elinde ciddi veriler olmalı ki böyle bir karar alındı. Yani seçim güvenliğiyle ilgili zaten oraya gelecektim de şimdi seçim güvenliğiyle ilgili ve paralel yapıyla ilgili bir Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararları yine çıktı. Son aşağı yukarı son 4 Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tamamında her toplantı sonrasında dozajı biraz daha artan paralel yani devlet içerisindeki legal görünümlü illegal yapılarla mücadelede kararlılık mesajının dozajı her seferinde biraz daha artıyor. Sonuncusunda mesela finans ayağıyla da mücadele noktasında bir tavsiye kararı var. Kozay İpek grubu. Kozay İpek'e yapılan operasyon. Operasyonla ilgili. Onunla ilgili de birkaç şey söylemeni istiyorum ama şu seçim güvenliği konusunda bir sorum daha var. Şimdi bölgede seçim güvenliğiyle ilgili alınacak tedbirler bir tarafta duruyor ama bugün daha bugün mesela Şırnak'ta yine sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekti. Tunceli'de yine silahlı çatışma sokak ortasında oluştu. Bunun bu iki ay içerisinde
durabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Bu, bunlar yani, devam edecekler bu seçim işlere. Seçim güvenliği, güvenlikçi politikayla sağlanabilecek bir şey evet, değil. Onu soracağım. Seçim güvenliğiyle ilgili mutlaka ama mutlaka Yüksek Seçim Kurulu'nun metot değişikliğine gitmesi lazım. Bölgeyle ilgili. Yani devletin olağanüstü hal, geçmiş tabirle söylüyorum, olağanüstü hal ilan ettiği bölgelerin tamamında taşımalı oy sistemini mutlaka ama mutlaka bu seçim kurulunun bunu kabul etmesi lazım. Yoksa güvenlikçi politikayla siz o sandık güvenliğini sağlamanız mümkün değil. Yani o insanları mesela 300 nüfuslu bir köyde siz 3000 tane jandarmada bulundursanız, eğer o 300 kişinin elindeki oy pusulasına mühürü siz basmayacaksanız hiçbir sonuç değiştiremezsiniz. Lojmanlardan çıkan oyları da düşünürsek. Evet, yani onu düşündüğümüzde zaten facia büyük. O yüzden kimin hangi sandıktan oy kullandığı bilinebilir. Ona bir şey demiyorum ama en azından 40 tane 50 tane köylere dağıtılmış olan sandıkları tek bir yerde ve il ve ilçe merkezlerinde toplamak daha sağlıklı olur. Bir, halkın üzerine salınan korku orada enterne edilmiş olur. Verdiği belli i̇ki, olmaz. Tehdit zayıflar yani. İki, köyde 300 kişilik köyde 360 tane oyu kullanan bir geri zekalıyla karşı karşıya kalmayız. Yani örgüt militanları bunu yaptılar. Bu 7 Haziran seçimlerinde 400 kişilik 400 oyun olduğu bir köyden 450 tane oy çıktı. Ve bunu oradaki seçim kurulu tutanaklara geçirdi. Yanlışlıkla fazla basılmış. Bir, bu pusulalar bunların eline nasıl geçti? O da çok büyük. Yani birincisi bu. İkincisi, oradaki Yüksek Seçim Kurulu'nun görevlisi bile 50 tane fazla oyu tutanağa geçirecek kadar korkmuş. E siz o gün oraya 3000 tane asker yığın, oradaki halkın iradesini silahın gölgesinde değiştirme şansınız mümkün değil. Örgütün silahının gölgesinde değiştirme şansınız mümkün değil. Çünkü o 3000 asker saat 18 itibariyle bölgelere göre söylüyorum bunu. 17 o bölgede 17 itibariyle sandıkla birlikte köyü terk edecek. Sonra köyün birisi hangi hancı, tarafından birisi yolcu. Evet, köyün hangi tarafından kimin geleceği meçhul. Birisi hangi, bu anlamda birisi yolcu. Yani seçim kurulu hala neyi bekliyor anlamış değilim. Bunu söyle, yani bunu sormaya bunu bir an önce bu karar alması lazım. Hala bekliyor. Seçim güvenliğini sağlayacak olan güvenlikçi politika değil, Yüksek Seçim Kurulu'nun bizzat kendisidir. Aynen öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Ya. Yani senin de aynı fikirde olduğunu aşağı yukarı bildiğim için. Aklın yolu bir burada. Yani oradaki tehdit belli. Tehdidin nereden geldiği belli. Şimdi insanlar, bakın bugün Milat Gazetesi Ankara temsilcisiyle beraberdim, Bayram Zilan'la. İşte Şırnak'ta biliyorsunuz bir uzman çavuşa yönelik örgüt saldırısını halk bir araya gelerek engelledi. Oradaki uzman çavuşu kaçırdılar, hayatını kurtardılar. Halk zaten bu tepkileri vermeye başladı artık. Fazlasının verildiği ama duyurulmadığı da söylendi bana bugün. Bayram Zilan aynı zamanda Güneydoğu kökenli bir arkadaşımız. Örgütün işte Kürtleri temsil anlamında mücadele ettiği iddiasını oradaki sivil toplum örgütlerine sormak için muhabirine telefon açtırıyor. Ve bir tane sivil toplum örgütü, hepsi de örgüte karşı olduğu halde demeç vermiyor. Gerçekçi olmak STK, lazım. STK temsilcisi bunun sözünü ettiklerim. Gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmamız lazım tabii ki. Yani bu şartlar içerisinde bırakın polisle, askerle falan o sandık güvenliğini, seçim güvenliğini sağlamanız mümkün değil. Güvenliği sağlayacak olan yöntem değişikliği. Başka hiçbir seçeneğiniz yok. Sanırım biraz hani bazılarının vicdanını kanatacak kadar sabrı zorlandı çözüm sürecinde gibi bir ifade kullanmıştım. Ben çok net bir ifadem var benim de onda. Yutkunmaktan gırtlağımız yara oldu. Yani o biraz fazla olmuş galiba. Şimdi durum böyle olunca o biraz fazla kaçmış galiba. Fazla hani, mı yutkunmuş? İfrat tefrit olmuş biraz. Yani biraz fazla yutkunmuşuz sanki. Şimdi bu terör ve paralel yapı Milli Güvenlik Kurulu kararları şöyle pek de bir zamanımızda kalmadı. Bir 15 dakikamız falan var. Onu yani şöyle paralel yapıyla ilgili işte bu en son Koza İpek grubuna yönelik operasyon, bu operasyonun basına yönelik bir operasyon olarak lanse edilmesi. Zaten bunun temel altyapısının da operasyonun bilgisinin sızdığı ve bu çerçevede de o gün internetten bulunmuş birkaç fotoğrafla, hiç ilgisi olmayan bir fotoğrafla Türkiye'nin IŞİD'e silah malzemesi sevkiyatı yaptığı manşetinin atılması, bunların hepsi örgütün bildiğimiz klasik manipülasyonları, algı yönetim hazırlıklarıydı. Ama benim orada üzerinde mutlaka ama mutlaka durması gereken bir şey olduğunu kanatım var. 7 küsür milyarlık bir kayıp paradan, Akın İpek'in yurt dışına transfer ettiği paradan söz ediliyor.
Bunların aşağı yukarı 4 milyarlık diliminin, 4 milyara yakınlık bir diliminin himmet paralarından oluştuğu söyleniyor. Aynı gün, o operasyonunun ertesi günü daha doğrusu, İstanbul'da bir adrese himmet toplantısı yapıldı, ihbar üzerine baskın düzenlendi. Bu baskında himmet parası toplandığı suçüstü yapıldı ve sohbet toplantısı diye bunu lanse ettiler aynı şekilde. İlginçtir ama sohbetin olduğu odada değil, herkesin cep telefonu başka bir odada bırakılmış olarak. Bu, tanıklara da geçti bu şekilde olay yeriyle ilgili. Örgütün finans kaynaklarıyla mücadele noktasında Türkiye'nin mevcut yasaları her şeye el veriyor. MASAK'ın Koza İpek grubuyla ilgili yapmış olduğu çalışmayı aşağı yukarı 3 ay önce ben haber kaynaklarım üzerinden öğrendim. Bu bugün sözü edilen para sirkülasyonunun çok daha fazlası, 3 kata yakınıydı benim önüme konulan raporlarda, yani benim incelediğim raporlarda. Ve bunların bir kısmının, bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum, o para sirkülasyonlarından bir kısmının yurt dışındaki başka bir şirket üzerinden HDP'li bir üst düzey yetkilinin, eş başkanlarından birisinin kardeşinin şirketine aktarıldığı üçüncü bir firma olarak. Yani buradan A firmasını aktarıyorsunuz yurt dışında. Yurt dışındaki A firmanız Orta Doğu'daki bir ülkedeki başka bir firmaya aktarıyor. Oradan da bu şahsın kardeşinin firmasına aktarılıyor. Bu para trafiğinin de tespit edildiğini 3 ay önce, yani bunu belki sohbette de konuşmuşuzdur. 3 ay önce bu tespit yapılmıştı. Yani bugün işte finans ayağı olarak açıklanan örgütün medya ile hiç ilişkisinin olmadığı ama o medya grubunun o şirketlerle bağlantılı olduğu için buralarda da bazı evrakların saklanmış olma ihbarına dayalı olarak oralarda arama yapılmak istendiği açıklandı. Ya doğru mu? Doğru. Çünkü örgütü besleyen ana şey bu. Yani hem medyada besleyen bu, hem sermayede besleyen bu. Akın İpek'ten söz ediyorum. Türkiye'de maden sektörünün işletmelerinin bir tekele alındığı süreç bununla başlar. Hablemitoğlu suikastinden sonra Türkiye'deki altın madenlerinin el değiştirmesinin eş zamanlı olarak yürüdüğü bilinir. Ama hala işte Hablemitoğlu suikastinin faillerine ulaşılmamıştır. Çünkü önünde bunların egemen olduğu emniyet, istihbarat ve emniyetin, yani kolluğun, yargının önüne götürmesi gereken dosyaları bir şekilde örttüğü ve kapattığı bilinir. Yani bütün bunların içerisinde paralel yapının basın özgürlüğü bağlamında susturulmaya çalışıldığını söylemek mümkün değil. Ama özgür basın susturulamaz, bir kere onu söyleyeyim. Basın eğer basın gazetecilik faaliyeti yürütüyorsa susturulamaz. Ama biz basın üzerinden casusluk faaliyeti yürüten bir örgütün faaliyetlerini engellemeye çalışıyorsak bunu basın özgürlüğü olarak değerlendirmememiz lazım. Bu arkadaşların geçmişte attığı manşetler var. Şimdi biraz önce... Yani Nedim Şener'le onunla bununla ilgili manşetler var. Konuları konuşurken hani ilk başta bir şeyler anlatmıştım ya ben. Evet. Hani Batı kaynaklı. Şimdi özgür basın denildiğinde aklıma hep şey gelir. Entelektüeli Gramsci ikiye ayır. Gramsci kimdir? İşte Marksist literatürün, Marx ardılı önemli entelektüellerinden biri. Ve o bir entelektüel tanımı yapar ve ikiye ayırır. Der ki birisi, entelektüelin birisi spesifik entelektüeldir. Diğeri de organik entelektüeldir. Spesifik entelektüel, özel kalifikasyonları olan, işinde gücünde, ayakkabısının ucundan ötesini görmeyen, bilmeyen, tamamen parayla falan bir işi olmayan özel adamdır. Entelektüeldir. Organik entelektüel, özellikle burjuva sınıfının doğuşundan sonra ortaya çıkmış, parası neyse ödenerek entelektüel faaliyet göstermesi sağlanan kişidir. Yani işte birçok bizimle ilgili de bilgiler o şekilde. Hani bizi sömürecekler de bir bilimsel altyapı oluşturmaları, yani halkı ikna etmeleri gerekiyordu o dönemde. Diyordu ki bu entelektüeller işte orada yamyam onlar, işte barbar, onlara gidip dinimizi anlatmalıyız, misyoner faaliyetlerde bulunmalıyız. Bu arada orası acayip zengin, bunlar onun da kıymetini bilmiyor, hadi gidip alalım falan diye anlatıyorlardı. Yani basit anlatmaya çalışıyorum meseleyi. Şimdi ona ben, o bu özgür basın dendiğinde aklıma bu geliyor benim. Ve ben çok küçük, belki bir iki istisnası olabilir, hani %1 milyon demiyorum ama
Yaklaşık olarak %99 eminim şu soruya alabileceğim bir cevap yoktur. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir tarihte özgür olmuş bir basın kuruluşu istiyorum. Böyle bir şey var mı? Gerçek mi söylediğiniz şey? Olabilitesi var mı? Olabilirliği var mı bunun? Yani ölçüleri olmayan, sınırları çizilmemiş bir özgürlük var mı? Yani bu sadece basınla ilgili değil. Hayır, basının... Birey özgürlüğüyle ilgili. Benim özgürlüğüme müdahale edebilecek özgürlüğü sana tanıyabilir mi hukuk? Ya şimdi, evrensel hukukta var mıdır bu? Özgür basın neye göre özgür? Şimdi siz bahsi geçen grup özgürsünüz. Neye göre, kime karşı özgürsünüz? Hükümete karşı olan haberleri yayınlamak konusunda özgürsünüz. Hatta özgürlükle yetinmiyorsunuz, bir de destek alıyorsunuz. İşte gerekiyorsa üstüne katıyorsunuz, hatta ben söylemeyeyim de hani daha da güçlüsünüz o konuda, istediğinizi yapıyorsunuz falan diyelim. Ama mesela sizin bir bağlı olduğunuz yer var. Yani yok mu? Hangi basın kuruluşunun yok? Sizin işte bahsettiğiniz Akın İpek'in bağlı olduğu grup nedir? Sizden alayım. İpek Kozorlu. Hayır yani Fethullahçı. Fethullah Gülen cemaati diyelim. Hani FETÖ demiyoruz. Demiyoruz. Hani niye demiyoruz? Çünkü hani başka bir yerden geliyorum. Bu bir terör örgütü Anladım. Falan değil diyelim ki. Gülen grubuna ait. Gülenizmin. Şimdi temsilcisi. Ve Gülen grubuna ait bir hata konusunda ne kadar özgürsün? Söyle bakayım bana. Sıfır. Hadi yap bakayım bir Sıfır. Tane Gülen grubuna karşı bir haber. Neren özgür ya? Neye göre özgürsün? Şimdi bir taraf yandaş medya, tamam. Öbür taraf ne medya? Düşman medya. Peki tamam, düşmansın. Bu basın şey işte, gazetecilik, basın özgürlüğü. Tamam abicim, sen özgürsün ya. Sen de X bir partinin televizyonu, gazetesi değil misin? Değil misin? Çok ileri git şey yap, o kadar detaya girmeye bile gerek yok. Bakın, özgür basın taleplerini kendilerine ait, yani Fethullahçı terör örgütüne ait medya organlarında sabahtan akşama kadar küfrettikleri, hükümete ve Cumhurbaşkanı'na küfrettikleri bir kanalda yapıyorlar. O gün akşama kadar Ahmet Altan, Ekrem Dumanlı özgürlüğün olmadığını söyledikleri, medyanın üzerinde baskı olduğunu iddia ettikleri kendi televizyon kanallarında Cumhurbaşkanı'na söylemedik lafı koymadılar. Cumhurbaşkanı darbeyle tehdit ettiler. Cumhurbaşkanı kendi isteğiyle gitmezse başka şekilde gider dediler. AK Parti iktidarı için 1 Kasım'da eğer yine bunlar tek başına iktidar gelirlerse bu ülkede darbe olur dediler. AK Parti için seçim önemli değil ama bir şekilde gitmesi gerekir dediler. Allah aşkına, bu kadar geniş bir özgürlüğü dünyanın başka bir ülkesinde bunlara verebilecek bir anlayış, bir irade var mı? Ya, diyelim ki var. Artı dünyanın hangi coğrafyasında? Dünyanın hangi yönetiminde? Bakın, kabile devletlerde dahil olmak üzere. O ülkenin âli menfaatlerine aykırı casusluk faaliyeti yürütmeyi basın özgürlüğü kapsamında değerlendirecek bir anlayış var mıdır? Yani bunlar tabii senin... Benim iddiam değil. Hayır, yargının yani, elindeki şeyler bunlar. Senin açından bunlar şöyle kullanılabiliyor. Ben onlara hiç itirazım yok. Yani senden aldığım zaman bunlara ben hayır kardeşim öyle bir şey yok demiyorum. Ama yargı daha sonuçlanmadığı için ben oradan bakmıyorum meseleye. Benim böyle çok beni gülümseten ifadeler var bu coğrafyada. Yani mesela bağımsız. Ya geçen gün söyledik işte bağımsız. Yargı bağımsız. Ya yargı bağımsız değil. Yargı adil. Adamın bağımsız olmasını nasıl beklersin şimdi? Yani kullandığımız tarafsız olmasını nasıl kullandığımız beklersin? Kavramların cümlelerinde o kavramları çekip aldığımızda bir anlam boşluğu olmuyorsa o cümleleri, o kavramları kullanmanın bir anlamı yok. O yüzden bağımsızlık mesela, da budur, basın özgürlüğü de budur. Bu ülkede, sadece bir ülkede değil, dünyanın her yerinde böyledir. Yani şimdi basın özgürlüğü, ben işte özgürsün ama nereye özgürsün? Bir tarafa özgürsen öbür tarafa değilsin. Senin bir patronun var, paranı ödeyen var. Bu parayı ödeyen adam da gidiyor, görüyorsun mesela, atıyorum. Bu örnek için söylemiyorum, genel yolsuzluk yapıyor. Yolsuzluk yapıyor adam ya, bir bankanın evrakı gelmiş, bakmışsın eyvah, yolsuzluk var, kim yapmış? Patron. Özgür müsün sen şimdi? Nereye kadar özgürsün? Bakın, ya? Aynı zamanda Türkiye'yi şikayet ettikleri Amerika, yani basın özgürlüğüne müdahale var dedikleri Amerika'da
casusluktan suçlanan bir gazeteciyi insansız hava aracıyla vurmayı Amerikan Senatosu'nda teklif ettiler. Yani orada problem olmaz öyle şeyler biliyorsun yani. Ve şimdi o adamlar, yani bu teklifi ortaya atan adamlar, bunlar adına Türkiye'yi basın özgürlüğü anlamında eleştirmeyebiliyor. Ama orada çok ciddi bir özgürlük var basında. Ben ona çok dikkat ediyorum. Özellikle New York Times ve Washington Post'un haber yaparken ne kadar özgür olduğuna bir bakmak lazım. Yani bu iki gazete... Amerikan devlet politikasının dışında tek bir satır yazma özgürlükleri var mıdır? Bu iki gazete aşağı yukarı Pravda'dır. Yani. Pravda hakikat demektir. Ve Sovyet Rusyası'nın gazetesinin adıdır. Bakın, Sovyet Rusyası'nın gazetesinin adı. Pravda. Ama ne diye söylüyor? Neydi? Hakikat. İşlevi neydi? İşte Sovyet Rusya'nın gazetesi ya. Halkına anlatıyor, dünyaya anlatıyor. Ne anlatıyor? Kendi rejiminin ne kadar muhteşem olduğunu. Seni eleştiren basını, ya basın özgürlüğünü ben istemez miyim ya? Ben basın mensubuyum. Nasıl istemem? Keşke dünyanın her yerinde basın tamamen özgür olsa. Keşke, yani hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa falan. Ya hiç itirazım yok da. Ya acayip polyanla bir şey bu talepler. Bunları sağlayabilmek için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Ne yapacağız? Sadece ve sadece hakikatle, gerçekten hakikatle ilgilenmeyi becereceğiz. Aç kalmayı göze alacağız. Bunun için büyük mücadeleler vereceğiz. Öyle ben özgür basın. Ama talebimiz gerçekten buysa, böyle bir şey talebimiz yani. De samimiysek senin söylediklerin doğru. Ama ben... İşte onu diyorum ya. Türkiye'nin, yani bu bir kanaat değil, artık kendi kendini göstermeye başlayan bir gerçek haline dönüşmeye başladı. Türkiye'nin sistemsel revizyon talepleri, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin talepleri doğrultusunda farklı bir mecraya çekilmeye çalışıldığını, Ekrem Dumanlı'nın, Ahmet Altan'ın ve işte bu paralel yapılanmaya mensup medya organlarının, Aydın Doğan'a bağlı medya gruplarının, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya gruplarının bugün oluşturmaya çalıştıkları algının Türkiye için yeni bir gezi kalkışması hazırlığın olduğu kanaatindeyim. Şu anda toplumu... Buradan bir uyarı olarak söylemiş olayım. Evet, şu anda toplumu baskıcı bir düzen olduğu noktasında ikna etmeye çalışıyorlar. Bu düzene karşı başkaldırının temel gerekçelerini üretiyorlar. Yani rutin bir Akın İpek bu operasyondan 3 gün önce medyaya kendi açıklama yaptı. Haklarında bir araştırma ve soruşturma yürütüldüğünü, bu bağlamda bir cevap verdiklerini ve bu cevabın içerisinde kendi medya organlarında paylaştı. Sanki Akın İpek'e o gün çıkan manşetten dolayı operasyon düzenlenmiş gibi, ki öyle bile olsa siz yurt dışına kaçtınız ya. Niye? Firar ettiniz yani. Melek İpek kaçmadı diyor. Benim oğlum kaçmaz, bu bir kardeş kavgası diyor. Ve başka bir şey, bu operasyonunu savunanlar, operasyonun doğru olduğunu söyleyenler ne hikmetse Melek İpek'in bilgisi dahilinde olmadığını firarın ortaya attılar. Melek Hanım'ı da kandırmış dediler. Yani bunlardaki o zerafetin en üst seviyeye çıkmasının temel sebebi nedir bilmiyorum ama bizim birlikte olduğumuz bir ortamda öğrendiğimiz bir gerçek var. Akın İpek'in firar planının yapıldığı yer, işte olaydan, baskından 2 gün önce kızının nişan merasimi. Evet, programın sonuna geldik. Kapatmadan önce benim çok herkese buradan bir sorum var. Biraz önce söylediği iki isim benim çok rahatsız, yani böyle bir arada anılmasını hala çok enteresan bulduğum, hala ne olduğunu anlamadığım bir şeydir. Buna bir bakın ya, kimmiş bu adamlar, şöyle Google'dan falan. Ahmet Altan, Ekrem Dumanlı. Google'dan bir bakar mısınız? Bu adamlar kimmiş, neymiş, nasıl bir aradalar, nasıl konuşuyorlar, ne konuşuyorlar, ortak noktaları ne falan. Bulabilecek misiniz? Bir de Graham Fuller diye tırnak açsınlar, bir yani de onu yazsınlar. Graham Fuller de o. Evet, yani bu nasıl bir şeydir, niye bir aradalar, nasıl oluyor, tarihleri ne, ortak noktaları var mı? Ahmet Altan'ın babası Çetin Altan kim? Ekrem Dumanlı'nın geçmişinde neler var? Şöyle bir internetten ikisine de bir bakın. Deniz Ülke Arıboğan'ı da bir eklettir oraya. Çünkü biraz önce sen rahmetli babasından örnek verdin. O da aynı çizgide şu anda. Yani ilk koroda o vardı. Türkiye'nin darbeyle ilgili koşulların oluştuğunu söyleyen Deniz Hanım'ın kendisiydi. Öncesini de biliyoruz kendisinin, Sayın Hocamızın. Saygılar sunuyoruz kendisine de. Efendim, pencereyi bir kez daha kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar açacağız. İnşallah bir gün gündem bize müsaade edecek. Biz başka şeyler konuşacağız burada. Allah bize o günleri gösterir. İnşallah, değil mi? Ya bir gün deneyeceğiz onu ama
Yani şu gidişatta pek uzun uzun böyle gider. Biz arada bir fırsat bulur muyuz diye. Biz ki hani polyanlacılık yapmayın diyoruz millete de şu anda da biz yapıyoruz galiba. Efendim Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle ben İnanç Uysal ve meslektaşım Zihni Takır hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.